toplumsal bir şekilde ama hani doğal toplumsal bir mekanizmayla bir şey oluşuyor. Aralarında bir iletişim oluşuyor ve o yenen karıncaların yerini dolduruyorlar falan. Yani bu hani emergence ama hani biyolojide ve diğer bilimlerde olan emergence kavramı sosyal bilim olarak toplumsal ilişkilerden oluşan, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinden oluşan dünyada da o ilişkileri oluşturan insanlardan daha fazla bir şey oluşuyor. Biliyorsunuz hani eğer hemen Durkheim'e geçecek olursak da hani Durkheim'in grup tanımı bu. Yani gruplar, insanlar bir araya geliyorlar ancak grup dediğimiz şey insanlardan daha fazla bir şey. Yani bir şey emerge ediyor. Bir, oluşan bir toplumsal ilişki, bir toplumsal yapı, bir toplumsal olarak konumlanma. Hani insanların bilinçli olarak hani birbirlerini konumlandırmaları, o ortaya çıkan oluşumun üyeleri olmaları veya hani bilincinde olmadıkları bir şekilde onun parçası olmaları, o kendilerinden daha fazla olan grubun hani daha sonra işte bir ailenin, bir köyün, bir mahallenin, bir toplumun hani şeye kadar gider. Esasında ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hani sosyoloji nedir? Cevap verebilmek için sosyolojinin ne olduğuyla ilgili gelenekler var. Zaten hemen bir gelenekle başladım. Fransız geleneği. Yani sosyolojide Fransız geleneği. Tamam işte Saint-Simon, Comte onlarla başlıyor. Ve Durkheim'ın hem bu pozitivist Comte'çu mirası alarak hem de İngiltere'den de Spencer'i alarak hani biliyorsunuz yine pozitivist ama hani Comte kadar doğal bilimlere benzetmeye çalışan bir pozitivist değil. Hani daha işlevselci ama yine de pozitivist. Şu anlamda pozitivist. Olguyu tanımlarken hani olgunun nasıl dışsal ve zorlayıcı tamam kişilerin kişinin dışında toplumsal olgu ama toplumsal yani tanımı da öyle. Toplumsal olgu bir şeydir diyor. Hani bir şey. Hani tam da bu pozitivist gelenek orada devam ediyor. Pozitivist geleneğin hani bir anlamı bu doğal bilimlere benzemedir biliyorsunuz. İkinci anlamı da ki hala devam ediyor. O anlamda ben de pozitivistim. Şu anlamda sayısal olarak hani belirli bir anketle veriler toplayıp onunla bir takım ilişkileri, bir takım korelasyonları, bir takım yani yapmaya da hani pozitif bilimler matematiği çok kullandığı için toplumsal bilimlerde de bunu kullandığınız yani niceliksel araştırma yaptığımız zaman da pozitivist diyoruz. Tabii hani o hani tamamen antropolojik ve niteliksel araştırma yapmayanların dışındaki sosyologlar hele matematiksel sosyologlar tabii ki o anlamda pozitivist ama şey anlamında değil, doğa bilimlerine benzeme anlamında değil. Artık onlar hatta belki de hani Wallerstein'e göre doğa bilimleri artık sosyal bilimlere, sosyal bilimlerin sistem analiz yani karmaşık sistemleri nasıl analiz ettiklerine bakarak doğa bilimlerinde de ortaya çıkmaya başlayan hani kaostan düzen oluşturma. Yani bir zamanın bir yönü var. Hani tersinir bir zaman. Hani Newton'un zamanı yerine artık zamanın bir hani biyolojide falan tabii öyle. Hani biyolojik evrimi düşündüğüm zaman zamanın bir yönü var. Yani fizikte taşı attığımız zaman işte kaç saniyede düştüğüne bakarak yüksekliğini ölçebiliyoruz kulenin. Tekrar attığımız zaman tekrar zamana yani aynı zamanın devamı değil o tersinir zaman hani biyolojinin zamanı neyse hani bu zamanlara girmeyeyim son zamanlarda Wallerstein'i anlattım da hani bu yani tersinir zaman ile işte tarihçilerin zamanı hani olaylar arka arkaya episodik olaylar
dizisi değil de hani onun karşısında biliyorsunuz Brodel'den yola çıkarak Wallerstein hani long dure yani 500 yıllık dünya sistemi zamanı veya onun içinde konjektürel zamanda neyse yani buna daha fazla girmeyeyim. Şu Fransız geleneğini bitireyim. Biliyorsunuz Fransız geleneği bir noktada antropolojide Lévi-Strauss ve dil bilimde Saussure'ün ortaya çıkmasıyla yapısalcılığa evriliyor. Yani şeyden uzaklaşıyor o pozitivist işlevselci gelenekten ve hani yapılar ve bu yapıların altında yatan nedenleri ortaya çıkarma hani uğraşına giriyorlar. Ama orada da yine Durkheim'den gelen hani Mauss'tan doğru gelen de bir Strauss'a var. Esas ama hani benim Fransız geleneğinden etkilenmem şöyledir. Bir kere hani Althusser etkili olmuştur. Hani ne zamanlar? Öğrencilik zamanında değil ama işte öğretim üyesi olarak okutmaya başladığımda Althusser ve onun kitapları, işte devletin ideolojik aygıtları hani hem okuttuğum hem de okuduğum kitaplardan birisiydi. Yani o zaman hani bu yapısalcılık yani Marksizmi yapısalcılığa tercüme etme meselesi tabii orada. Ve onun karşısında yine okuduğum hatta öğrencilik döneminden Fransız geleneğinde okuduğum Jean-Paul Sartre'dır. Yani Fransa'ya hani Almanya'dan gelen ne diyelim daha Husserl yani varoluşçuluğun fenomenolojik hani işte Jean-Paul Sartre tarafından geliştirilmesi. Ama benim esas yani Fransa geleneğinden benim aldığım iki veya üç kişi var. En başta birinci kişi Pierre Bourdieu. Yani Bourdieu işte bunları anlattım. Çünkü Bourdieu tam da bu iki geleneğin anlattığım yani Lévi-Strauss'cu, Saussure'cu veya Althusser'ci, yapısalcı gelenek ile işte Jean-Paul Sartre ve hani birey, yani şeydir, projedir hayat. Hani daha birey tarafına fail hani fail tarafına ağırlık veren yani bu fail yapı şeyinde Bourdieu tam da hani burada bu fail yapı ikiciliğini hani İngiltere'deki ne benzer bir şekilde orada da bir kuramcı var, geleceğim ona da, aşmaya çalışıyor. Ama bu bağlamda esas aşmaya çalıştığı tabii ki bu nesnelcilik, öznelcilik meselesi. Hani birey, toplum, hani tam Durkheim'ın en şey olanı. Yani Pierre Bourdieu bana göre Fransa'daki geleneği, yani bu hani pozitivist geleneği yıkıp, yani sosyal bilimlerin kendi kuramı, kendi yöntemi, kendi ontolojisi, epistemolojisi vardır. Hani hem bir yandan hani kuramlar, kavramlar geliştirir, kavram geliştirme, işte bu Bachelard, yani epistemolojideki gelenek hani oradan, hem de ama hani burada kalmaz, o hani felsefe düzeyinde kalmak olur, hem de alanda araştırma yapar, yani alanda araştırma yaparak kavramlar hani kuram ve alandan gelen veri, bu ikisini birleştire biliyorsunuz hani felsefeden geliyor Bourdieu ama işte Cezayir'de antropolojiden işte sosyoloji, köy sosyolojisi, sonra üniversite sosyolojisi, bilgi sosyolojisi, biliyorsunuz yani bütün o yani bürokrasinin, devletin sosyolojisi yani ama Fransa geleneğinde neyse bunu bitirmem ve geçmem lazım. Michel Foucault'u da alırım. Yani çünkü Foucault benim bir öğrencim Foucault üzerine tez yazdı ve ya ben Foucault üzerine tez yazıyorum, sosyoloji tezi yazarım ama ya Foucault acaba sosyolog mu? Yani sosyolojiye katkısı olabilir mi falan diyordu bu 30 yıl önce falan. Hakikaten yani o sırada böyle bir
Ama yani bugün hani sosyoloji, Foucault sosyolog mu? Değil. Ama Foucault'un sosyolojiye katkısı var mı? Oo, yani o kadar çok katkısı var hani diyebiliriz. Çünkü nedir? Hani bu pozitivist geleneğin 19. yüzyıl hani bu bütün bilimlerde var. Deterministtir biliyorsunuz. Hani onun karşısında da voluntarist. Hani bu diyor bunu da bu determinist voluntaristi hani aşmaya çalışıyor. Hani bu şeyden gelen bir şey, aydınlanmadan gelen. Şimdi işte Michel Foucault bu determinist tarihsel hani tarihin tekerleğinin dönüşü meselesi. Hani Marksizm'de öyle anılır. Yani tarihin gelişme yasaları. İşte buna olumsallığı, contingency'yi getiriyor. Yani bence hani işte bilginin arkeolojisini ve jeneolojisini yaparak dolayısıyla hani bu Fransız geleneğinden hani bunu almak gerekir diye düşünüyorum. Ama eğer sadece Fransız geleneği olsaydı ve hani biraz önce sözünü ettiğim diyelim ki Sartre Alman geleneği olmadan gelişmezdi. Veya Bourdieu Alman yani çünkü Bourdieu işte Marx, Weber ve Durkheim hani daha sonra Giddens da İngiliz geleneğine geldiğinde Giddens da bu üçünü birleştiriyor. Yani dolayısıyla hani eğer Fransız geleneğinde bir kopuş gerçekleşip hani Bourdieu gibi birisi hani felsefenin de en doğruya çıktığı bir dönemde Bourdieu sosyolojiyi yani Fransız düşüncesinin önüne hani böyle hem de bütün verileriyle, araştırmalarıyla koyabilmişse hani Alman geleneğin yani Weber'den etkileniyor. Hani mesela devlet üzerine hem makalesinde hem kitabında hem derslerinde yani öyle bir hani Weber etkisi var ki hani inanılmaz. Evet dolayısıyla hani Alman geleneğin başlangıcı bu Fransız pozitivizminin maddeciliğinin tam tersi idealizm. Yani Kant, Hegel ama Hegel'den biliyorsunuz yani Marx, Feuerbach var arada ve hani Marx ve Engels de bu idealist gelenek materyalist geleneğe dönüştürülüyor. Ve hani dolayısıyla bir yanda bu hani bu idealist Alman geleneği yani ne bu anlamı öne çıkaran değerleri öne çıkaran daha da kültürü öne çıkaran hem Elias'ın okumuşsunuzdur Elias'ın uygarlık süreci kitabında tam da Almanya'yı şöyle yerleştirir yani İngiltere ve Fransa civilization, uygarlık, hani uygarlık, teknoloji, ticaret, sanayileşme iken hani Almanya geri kalmış hani az gelişmiş. Bu geri kalmışlık çerçevesi içinde Almanlar kültürlerini hani yani kültür kavramı oradan hani gelişip serpiliyor. İşte antropolojiye, sosyolojiye geçiyor. Yani Alman geleneği dediğim gibi anlam, kültür hani karşılıklı oluşturulan ve tarihsel olan tarihsellik işte zaten Marx'ta da öyle değil mi? Hani yani Hegel tam böyle bir tarihselcilik yani Hegel'i materyalist bir çerçevede dönüştürdüğünüz zaman işte tarihsel materyalizm, tarihsel sosyoloji hani ortaya çıkıyor. Şimdi Weber Marx olmadan Weber'i düşünemeyiz. Yani Weber hani espri olarak Burjuva Marx denir hani Weber'e. Hani biraz öyledir. Hani daha liberal bir versiyonu diyelim hani Marx'ın. İşte işin içine hakikaten kültürü de katan, anlamı katan ve de hani işte Durkheim'da ve Marx'ta olan o hani benim biraz önce emergence dediğim yani oluşarak ortaya çıkan yapıları hani bu Alman geleneğinden doğru gelerek yani materyalist geleneğe girdiği için Marx'ta yapılar var.
makro yapılar var. Hani ekonomi yani kapitalizmin dinamiği, o kapital birikimi ve emek sermaye ilişki, yani tamamen bir hani oluşum, o emergence, emerge ediyor bir kapitalist bir mekanizma ve bütün hani katı olanı buharlaştırıyor, kutsal olanı dünyevileştiriyor. Yani öyle bir hani oluşum, o emerge eden bir şey. Weber yani buna benzer bir şeyi, o hani bürokrasi, yani düşünsenize bürokrasi, yani hani Weber'in ölümünden hani 1920 20 yıl sonra bile değil, 18 yıl sonra, 20 yıl sonra o bürokrasi Hitler'in elinde, Nazi faşist Nazi partisinin elinde bir ölüm yani hani böyle anlama, bireye, sübjektiviteye indirgenebilecek bir şey değil ya, tam tersine bir makina, yani ölüm biliyor yani Polonya'ya giriyor, hani işte oradaki Yahudi gettesini yok ediyor, oradan dönüyor Fransa'ya giriyor, biliyorsunuz filan, yani hani ama çok, yani çok değerli de bir şey. Yani Weber biliyorsunuz toplumsal eylemi iki insanın karşılıklı olarak bir anlam atfederek bir ilişki kurmaları, yani sübjektif anlam atfederek bir ilişki kurmaları. Ha bu hani işte araçsal rasyonel eylem olabilir veya değerlere yönelik rasyonel eylem olabilir veya duygusal olabilir. Ama her birisinde yine bir işte bu Alman geleneğinin sübjektif anlamlandırma var veya hani geleneksel, en az belki anlamla, yani çünkü rutin olduğu için belki de gelenekseldi ama geleneksel, yani anlam tabii ki, yani bu sefer gelenekselleşmiş anlam, hani Weber hani böyle bir şeyi yapıyor ve hani paralel olarak Zimmel, mesela Zimmel'de daha bir formlar ortaya çıkar filan. Tönnies'de biliyorsunuz o Gemeinschaft, Gesellschaft ve bu hani bu gelenek hani işte bir yanda Edmund Husserl, hani fenomenolojik sosyolojiye doğru gidecek, Amerika'ya gittiği zaman göreceğiz. Zaten Fransa'ya gitti. Sartre ortaya çıkmıştı ama bu Weber ve Marx'ın birlikte, Zimmel'in de birlikte alan Almanya'da bir, biliyorsunuz, eleştirel ekol çıkıyor. İşte tam da bu İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki o dönemde, hani Adorno, Benjamin, Horkheimer, yani bütün bu Marcuse, yani bu ekol ortaya çıkıyor. Bu ekol ne? Bu ekol işte Marx'ın daha hani ekonomik düzeyde açıklamaya çalıştıklarını işte kültür, yani Weber giriyor, yani Marx Weber sentezi bir anlamda, yani kültür endüstrisi nedir, yani acaba yani Marx'ın tahmin ettiği gibi tarihin tekerleği sosyalizme doğru, daha eşitlikçi, özgürlükçü bir topluma doğru mu gidiyor? Yok, gitmiyor. Yani esasında hani şeyi sezmişler, İkinci Dünya Savaşı, yani işte Nazizmin ortaya çıkışı, emerge edeceğini etti nitekim, hani hem İtalya'da hem orada. Yani onun analizlerini yapmaya başlıyorlar. İşte kaçıyorlar İngiltere'ye ve Amerika'ya, biliyorsunuz. Ama Benjamin kaçamıyor sınırda, biliyorsunuz, intihar ediyor, ölüyor filan. Esasında hani burada Weber'de Nietzsche'de vardır. Hani Alman geleneğinde Nietzsche çok önemli. Önemlidir. Nietzsche, Foucault'da da çok önemli. Daha sonra mesela İngiltere'ye geldiğinde Laclau ve diğerlerinden söz ettiğimde, yani orada da önemli. Tabii ki Alman geleneğinin, hani bugün yaşayan sosyologlarından birisi, sosyoloji yapmanın, sosyoloji nedir dediğimiz zaman Habermas'ın yaptığı gibidir. Hani Bourdieu'nun yaptığı gibidir. Hani yani ona geleceğim. Hani ikisi arasında fark var. Önemli bir fark var. Ama hani ikisi de sosyoloji yapıyorlar. Tamam. Evet, bu buradan İngiliz geleneğine geçebilirim. Belki de
İngiliz geleneğinin hemen Fransız geleneğinden sonra geçmek gerekiyordu. Çünkü Alman geleneğine geçtim ya ben, yani ikinci olarak Alman geleneğine geçtim. Esasında Alman geleneğinde de hem orada hem Durkheim'da İngiliz geleneği var. Durkheim'da biliyorsun Spencer, yani bu biyolojik evrim, Darwin, sosyal evrim, Spencer, hani Kant artı Spencer eşittir Durkheim, hani öyle bir hani İngiliz geleneği var. Marx'ta da biliyorsunuz işte Fransız maddeciliğine, işte ütopik sosyalizmine ve Hegel'e, Hegel geleneğine ek olarak İskoçya iktisat yaklaşımı, yani sermaye birikiminin analizi, Adam Smith, bütün o hani gelenek İngiltere'de başlamış durumda. Yani Fergusonlar, Ricardolar, hani bu gelenek olmadan Almanya'da Marx'ı düşünemeyiz. Spencer olmadan da Fransa'da Durkheim'i düşünemeyiz diye düşünüyorum. Yani Kont'u aşması, hani oranın üzerinden diye düşünüyorum. Şimdi İngiliz geleneği bu hani başlangıçtan sonra bir dönem bence bir duraklamaya giriyor. Ne zamana kadar? Almanya'da işte bu İkinci Dünya Savaşı'na doğru giderken Almanya'dan kaçan sosyologların İngiltere'ye gelmesi. Kim geliyor? Norbert Elias mesela. Norbert Elias bu uygarlık sürecini Almanya'da, yok İsviçre'de yazıyor. Ama İngiltere'de hani bir üniversiteye giriyor. Ve İngiltere'de bir üniversitedeyken ancak İngilizce'ye çevrilip 1970'lerde yayınlanıyor ve birden hani. Ama hani Alman geleneğinin İngiltere'ye sadece o değil, Norbert Elias değil, kim başka geliyor? Karl Mannheim mesela Almanya'dan kaçıp oraya geliyor. Yine Bauman aynı hani şekilde Polonya'dan hani kaçıp işte İkinci Dünya Savaşı'nın önünden önce Rusya'ya, Sovyetler Birliği'ne, sonra İsrail'e, sonra İngiltere'ye. Yani böyle bir yani İngiltere'den, Polonya'dan veya mesela Ernesto Lacla daha sonraki dönemde hani Latin Amerika'dan hani gelenler. Yani böyle bir İngiltere'nin ama İngiltere'nin esas, yani İngiliz sosyolojisi dediğim zaman Anglo-Sakson sosyoloji, yani bu ampirik yaklaşım. Yani Fransa'da bir pozitivizm var, hani doğa bilimlerine benzeyelim meselesi. Ama İngiltere'de veri toplayalım meselesi var. Yani hani belki de Alman geleneğinin tam zıttı bir yer. Hani Alman geleneği hani ontoloji ve epistemoloji ile ilgili olarak ancak kuramsal düzeyde, felsefi düzeyde bir şey söyleyebiliriz. Hani diyorsa eğer, hani İngilizler'de hayır, dünya hakkında bir şey söyleyebileceksek onu ancak dünya ile ilgili verilerle, kanıtlarla söyleyebiliriz. İşte bu Amerikan geleneğinde pragmatizmle birleşiyor bu. İşte yani benim hani orada çok şey ettiğim hani George Herbert Mead, Mead'in bu simgesel etkileşimcilik geleneğinin işte Irving Goffman'ın, yani bir anlamda mesela Bourdieu, hani hep Bourdieu'ya dönüyorum, Irving Goffman olmadan da Bourdieu'yu düşünemeyiz. Yani hakikaten Irving ve belki de aynı zamanda fenomenolojik sosyologlar, yani Schütz'ten Garfinkel'e doğru giden, Garfinkel'e de çok referans verir. Yani hem Goffman'a hem Garfinkel'e bu fenomenolojik gelenekler. Yani burada yani George Herbert Mead'in
getirdiği şey o sırada psikolojide hakim olmaya başlayan, belki de sosyal bilimlerde davranışçılığın karşısına hani bu Alman geleneğindeki anlamı da işin içine katıyor. Yani zihni işin içine katıyor. Yani insanı anlamak, hani fareleri anlamaktan farklıdır. Yani bir şekilde tamam farelerin yani etki tepki veya Pavlovvari bir şekilde şartlanmayla anlayabiliriz onların davranışlarını. Hakikaten de belirli bir düzey. Ama insanların davranışlarını ve gittikçe o ortaya çıkan, gelişen, karmaşıklaşan, büyüyen, çeşitlenen yapılanmasını ancak insanın organizmasına ek olarak geliştirdiği kendilik, self, self yani hem bireysel kendilik hem toplumsal benlik, benlik, self ve zihin. Yani yani en etkilendiğim hani ilk zaman yani işte lisans öğrencisiyken ondan şöyle bir şeyi yani Becel Kray anlattı bunu bilemiyorum. Hani George Herbert Mead'in düşünmek kafanda konuşmaktır der. Yani hani işte annenle babanla çocuklar birbirleriyle konuşuyorlar. Konuşurken ha bu cız diyor anne soba ha cız yani onun hakkında bir şey söylemiş oluyor. Yani bir şey yapacağı zaman hemen kafasındaki annesi ona cız diyor. Yani düşünüyor. Yani insanlar hani somut çocuk yani çocuğun hani Piaget variye bakacak olursak çocuğun hani gelişimi işte bunu içsel etrafındaki önemli ötekileri yani Herbert Mead'in şeyi o önemli ötekileri içselleştirerek giderek hani genelleşmiş ötekine hani ulaşması yine hani böyle bir ikili üçlü ilişkilerden başlayıp emerge ederek oluşumsal bir şekilde daha büyük grupların parçası olması bireyin hani bunun bir kısmı bilinçli parçası olma bir kısmı da bilinçsiz bilinç altından farkında olmadan yani belki de daha çoğu da farkında olmadan parçaları oluyoruz hani onun için sadece zihne indirgeyemeyiz hani toplumsal yapıları çünkü hani insanların farkında olmadan kendileri üzerinden gerçekleştirdikleri toplumun yeniden üretimi veya yeni bir oluşumun üretimi var yani hani her zaman insanlar ben yeni bir toplumsal bir şey oluşturayım diye girmiyor. Farkında olmadan hani bir anlamda alet oluyor onun ortaya çıkmasına. Yani birçok şeye alet oluyoruz. Yani toplumda yaşamak demek o demek zaten. Hani buna suç ortaklığı diyor, Bourdieu. Hani bilirsiniz bu mesela şeyi masculine dominance, erkek hakimiyetini açıklarken falan. Yani evet, peki. Fransız geleneğinin hani bir tarafı bu. İşte Herbert Mead'den yani hani ta şeye kadar gelen bu Glaser ve Strauss'un bu gömülü teori hani işte 1960'ların ikinci yarısında artık o niceliksel survey'e dayalı sosyoloji yerine hani niteliksel hani antropologların yaptıkları gibi işte Goffman'ın falan şeyi de o katılımlı gözlemlerle nasıl bir ilişkisel bütünlük oluşuyor yani onu yani hani orada bir teori var o teoriyi sosyolog keşfetmeli keşfetmeli mi inşa mı etmeli hani inşacı yaklaşımla keşfedici yaklaşım tabii ki esasında inşa ediyor. Yani orada hani orada bir teori var. Şu anlamda bir teori var. Hani orada belirli bir ilişkiler var. Sağduyusal bir ilişki o. O sağduyusal ilişkilerin içine gömülüp hani katılımlı gözlem yapıp yani hani işte o bütün kendi sınıfsal, cinsel, etnik ve yani biyografik bütün yanılgılarımızdan sıyrılabilir miyiz? Sıyrılamayız. Ama mümkün olduğu kadar sıyrılarak çalışacağınız toplumun sağduyusuna
Yani o sağduyudaki pratik aklı kavramak. Yani hani yine Bourdieu'ya burada referans vereceğim. Hani skolastik yanılgı der ya. Hani skolastik yanılgı nedir? Okulda okuyan insanların, hani üniversiteden başka görmeyen insanlar, biz o yani. Bu ekranda olanlar hepimiz biz. Yani biz hani genel olarak skolastik yanılgı içindeyiz. Çünkü biz diyor yani skolastik yanılgı nedir? Yani sanki insanlar kitap okuyor. Hani gel dünya. Hayır, insanlar kitap okumuyor. Ya okuyor ama az okuyor. Yani veya insanlar hani sanki tutarlı cümleler, önermeler yazıyor, önermeleri birleştiriyor. Ondan bir çıkarsama yapıyor. Hani değil mi? Biz öyle yapmak zorundayız. Hani eğer iç tutarlığı olan bir kuram, bir paragraf oluşturmak zorundaysan öyle yapmak zorundayız. Yani yoksa hani bazen öğrenciler bir cümleyi buradan alıyor, bir cümleyi oradan alıyor. Bu skolastik yanılgıya düşmemektir. Hayır, paper yazarken skolastik yanılgı içinde olacaksın kardeşim. Yani iyi bir paper yazabilmek için iç tutarlığı olan, bir argümanları olan, argümanların alt alta dizildiği bir yerden bir yere doğru giden bir şey yazman lazım. Ama gerçek hayat öyle değil. Gerçek hayatta o yani işte yani pratik akıl, insanların sağduyusal ilişkileri ve sağduyusal düşünmeleri. O sağduyuyu dönüştürüp hani oradan bir kuram, kavram, ilişkiler nedir, hani bunu inşa ediyoruz yani daha çok inşa ediyoruz. Neyse, bu hani şeyle ilgili, bu Amerikan sosyolojisindeki bu simgesel etkileşimcilik, yani fenomenolojik ekol Schütz, yine Almanya'dan hani Husserl'in etkisi, Schütz hakikaten Husserl'i tamamen işte tam da böyle Parsons'ın yapısalcı, işlevselci hakimiyetini kurarken onunla birlikte aynı yerde, aynı üniversitede Schütz da işte bu subjektivist veya intersubjektif özneler arası, yani toplumsalın özneler arasılık olduğunu ve sosyolojinin de hani bu özneler arasılığını anlamak durumunda olduğunu ve onun hani yönteminin de farklı hani olması gerektiğini söylüyor. Hani o gelenekten mesela benim yine çok etkilendiğim kişilerden birisi Peter Berger'dir. Yani hani C. Wright Mills'in sosyolojik hayal gücü, Peter Berger'ün de Invitation to Sociology, sosyolojiye davet, çevrildi galiba değil mi o kitap? Yani o hakikaten hani bu tür bir sosyolojiyi, hani Alman geleneğinden doğru, Weber'den doğru, Husserl'den doğru gelen bir sosyolojinin Amerika'daki uzantısı. Ama bir yandan da hani bunlar olurken biliyorsunuz meşhur 1930'ların sonuna doğru Parsons'ın hani bundan çok farklı bir makro yapısalcı, işlevselci bir gelenek inşa etmesi. Hani neyle yapıyor bunu? Durkheim'ı, Pareto'yu, Marshall'ı bir iktisatçıyı Weber'i tabii, Weber'i. Yani hani hangisi ağırlıklı? Sanıyorum başlangıçta Weber ağırlıklı. Biliyorsunuz iki cilttir o. Birinci cildinde diğer üçü, son cilt, ikinci cildi tamamen Weber üzerinedir. Ve tabii ki yani burada varlığı kadar hani kimler var? Bu dördü var. Kim yok? Marx yok. Kim yok? Spencer yok. Yani Spencer'in hani kendisi de söyler, yani Spencer'ı almıyorum çünkü ben evrimci değilim der. Ama 20 yıl sonra, yani bu 1937, işte 1961'de modern toplumlar, yani yok, toplumlar evrimci ve karşılaştırmalı bir yaklaşım kitabında esasında o hani Spencer yoktur'u yeniden Spencer başka arka kapıdan gelir falan, neyse. Yani bu Parsons Merton hani geleneği hani bir anlamda
Ben bunları anlatarak gördüğünüz gibi kendi sosyolojik gelişime etkide bulunan gelenekleri ve sosyologları anlatmış oluyorum. Bana sorduğunuza göre sosyoloji nedir diye ben de hani nasıl bir sosyoloji anlayışına ulaştığımı, nerelerden etkilenerek oraya ulaştım. Hani oradan onları anlatarak anlatıyorum ama tabii ki Türkiye'ye geleceğim, esas etkilenme alanım orada tabii ki. Evet, sanıyorum. Hani burada tabii ki hani benim Amerika'daki eğitimim sırasında etkili olan hani hocam olan mesela Clifford Geertz, bu yine Weberci gelenek, anlam hani anlam kamusaldır. Yani dolayısıyla hani bilişsel psikolojik antropolojiye karşı yani kültürel antropoloji, simgesel antropoloji, hani ideoloji simgesel bir düzendir, din simgesel bir düzendir. Hani onu da o kamusal alanda paylaşılan simgeler, hani o orada oluşan, hani tam da öyle der. Yani Weber'in dediği gibi insan kendi ördüğü anlamlar ağındaki bir örümcek. Hani anlamlar ağındaki bir örümcek. Dolayısıyla insan tabii örümcekten farklı olarak, yani hani antropologlardan etkilenmişimdir. Çünkü Lloyd Fallers diye bir antropolog, tam da ben ODTÜ'de sosyoloji öğrencisiyken Doğu Afrika'daki araştırma alanından Türkiye'ye Edremit'te bir araştırma yapmaya başlamıştı ve yani ben de onun toplumsal değişme dersini ondan almıştım. Ve yani Clifford Geertz'in biraz sonra Türkiye'de, yani benim kendi araştırmalarıma gelip evrimleşemeyen karmaşıklık kavramını hani Geertz'ten alırken, Geertz'i yani daha Chicago Üniversitesi'ne gitmeden Fowler bana onun kitaplarını Orta Doğu'dayken okutmuştu. Hani oraya gidince doğrudan doğruya onu dinlemiş oldum ve hani yani Clifford Geertz'in bölümü antropoloji ama kurduğu komite New Nations, yeni ortaya çıkan devletler ve toplumları üzerineydi. Yani dolayısıyla hani oradaki seminerlere katılmak benim için ama doğrudan doğruya ilişkim olmadı ama Amerikan geleneğinden beni en çok etkileyenlerden birisi de Immanuel Wallerstein'dir. Esasında ondan da önce bu André Günther Frank'tır. Şimdi belki de yani buradan hemen yani kendime gireyim, sonra Türkiye geleneğine hani başından bir kere daha alayım ama burada girdim. Çünkü ben işte okumuşsunuzdur, biliyorsunuzdur bir kısmınız. Tekrar olacak. Birkaç yerde konuştum, hani insanlarda yazdım da belki de. Hatta en son olarak galiba Başkent Üniversitesi'nde işte metot ve kuram açısından alan araştırmalarım falan gibi, hani bu başlangıçtaki şeyini anlattığım şeyi de sonunda şeye koydular, internete koydular. Şimdi orada da anlatıyorum. Hani burada da hemen onu özetleyeyim. Hani biliyorsunuz biz de öğrencilerimize yaptırıyoruz. İşte köy sosyolojisini aldığınız zaman Müveccel Kray'dan, Müveccel Kray sınıftaki bütün öğrencilerden bir ara dönem paper istiyor. Hani paper'ı da mümkünse bir mahalleye gidin, hani birileriyle konuşun, hani onu benim anlattıklarımla ilişkilendirip yazın diyor. İşte biz de işte Günal Nalbantoğlu, Erdal Gürkan, yani birkaç arkadaşım hem sosyolojide hem iktisatta mesela öbürü. Hatta Avrupa'dan gelen başka bir antropologla birlikte Ankara'nın iki köyüne, bir hani uzak bir köye, burada biraz sonra geleceğim, Ankara ekolündeki Muzaffer Şerif'in bir araştırmasına dan da yola çıkarak ve Beyce Bora'nın hani araştırması ve Bibecel Kray'ın araştırması. Yani tamamen kapitalizmin, modern teknolojinin girdiği köyler, bir de işte bu yollardan, şehir merkezinden uzakta olan köyler. Hani bu iki
grup köyde insan ilişkilerinin kurumlaşmanın nasıl dönüştüğü, dönüşmekte olduğu, nereye doğru hani gittiği. Biz de gerçekten birisi Ankara'ya çok yakın, birisi Elmadağ'da bir dağ köyü gidip orada işte yine okulda geliştirdiğimiz bir anketi, resmen anketi hani Vecel Hoca'ya da göstererek uyguladık orada. Tüm orada bulabildiğimiz köylülere hani mevsimde ne Mart, Nisan hani ikinci dönem ara sınav bu, ara ödev veriliyor, ara dönem ödevi. Bulduk da çoğu köylüyü de yerinde bulduk, konuştuk. Sonra geldik onları hani tablolaştırdık. Yine hani Mübeccel Kıray'ın bize öğrettiği bir şekilde hani toprak dağılımını hani kategorilere ayırdık. Toprak dağılımına göre işte traktör sayıları, yok toprak dağılımına göre işte şehire gitme sıklığı, toprak dağılımına göre filan eğitim durumu falan hani ve onu yazıp Mübeccel Kıray'a verdik. Ama ben hani duramadım o yaz. Ya biz bu Ankara köylerinde hani en fazla bulduğumuz şehre yakın olanda tamam traktör girmişti ama yani kapitalist ilişkiler yok burada diyorum kendi kendime. İşte hani her sosyolog böyle fırsatları kullanır. Benim orman mühendisi olan abim ve ailesi Antalya'da o sırada. Onlara hani haber gönderdim. Gelsem ben sizin yanınızda bir iki ay kalabilir miyim? Evet kalabilirsin dediler. Hakikaten oraya gittim. Ve onların evinde kalarak yani işte fon bu. Yani aile fonu, araştırma fonu böyle bir şey. Bir büyük topraklı bir köy. Hani Böcel Kıray'ın köylerinden birisine benzer. Bir küçük topraklı bir köy. Hani bu iki köyün kapitalistleşmesi hani eşit topraklı köyün giderek önce bakkalların ortaya çıkması yani belirli bir sermaye sonra onların traktörü almaları, toprak açmaları, onların toprak açabilmeleri ama küçük toprak sahiplerinin toprak açamamaları filan dolayısıyla hani böyle bir 600 700 800 dönümlü işte orta düzey kapitalist çiftçilerin ortaya çıkması. Öte yandan öbür köyde ağanın hani kapitalist çiftçiye dönüşmesi. 11-12 tane traktörünün, traktör şoförlerinin ve de köylüler. Köylüler de sulanmamış hani topraklarda sabanla, kara saban neredeyse ekiyorlar. Yani bir şekilde göç etme, yani ilginç bir şekilde niye göç etmiyor bunlar? Ama 10 yıl sonra gittiğimiz zaman niye göç etmediklerini anladık. Çünkü giderek o kıraç topraklar sulanmış. Onlar kendileri traktör satın alıp küçük kapitalist çiftçilere dönüştürmüşler. Büyük kapitalist çiftçinin de toprakları neyse yani. Şimdi bunu dönüp şeyde yazarken Orta Doğu'ya okula döndüm. Yazıyorum. O sırada da bir burs sanıyorum evet Kennedy ölmüştü ve Kennedy bursu verilmeye başladı ODTÜ'de ve işte benim puan ortalamam yüksek olduğu için de işte hani köyden geldiğim için de filan ben o bursu aldım. O bursun bir kısmı da bir kısmıyla da hani kendinize yararlı bir şey alın dediler. Ben de portatif bir daktilo almıştım. O daktilo o kadar işime yaradı ki yani bütün bu topladığım verileri yazma. Şimdi ama dediğim o değil. Şimdi Amerikan geleneğinden etkilenmeme geleceğim. Şimdi bunu yani Antalya köylerinden gelen veriler, Ankara köylerinden arkadaşlarımla yaptığımız hani veriler var. Ama bunlara ben bir kuram yani tamam bir şeyler yaptık ama bir kuramsal çerçeve yazmam lazım. Hani bir anlamda hakikaten hani o yaşta öyle oluyor. İnsanlığın başlangıcından hani bütün o antropolojiden bildiklerim, bütün diğer tarihsel sosyolojiden bildiklerim, bütün onları özetleyeceğim. Ama hani Türkiye'yi, Türkiye'deki ekonomik, toplumsal yapılanmayı nereye oturtacağım? Ve işte orada, o sırada bu Andre Gunter Frank'ın ve Wallerstein'in etkilendiği Paul Baran'ın bir kitabını buldum kütüphanemizde. Sanıyorum iktisatçılar getirmiş.
onu. Hani Marksist bir iktisatçı Paul Baran ve Paul Sweezy, daha sonra Paul Baran ve Paul Sweezy daha sonra Monopoly Capital, Capitalism kitabını yazıyorlar. Ama bu Political Economy of Growth, yani hani işte o İngiliz geleneği Marx'dan şey ettiği, hani Amerika'da o zaman Mantle Review diye bir dergi var. Onun çevresinde gelişen bir şey bu. O kitapta işte hani genel olarak dünyadaki ekonomik gelişmeleri anlatıyor. Yani growth anlamında. Ama diyor yani üçüncü dünya, yani bu anlattıklarım üçüncü dünyayı anlatmaz. Çünkü üçüncü dünya underdeveloped. Yani o hani işte var olan dünya içinde gelişmeye çalışan bir yer falan. Yani o zaman ha var olan yani hani modernleşme kuramının Türkiye'yi anlamak için yeterli olmadığını, tam tersine hani ne modernleşme kuramını reddederek bir kavramlaştırma gerektiğini, yani çünkü hani tamam bir kapitalist gelişme var ama yani sanayi, yani hani işte o köye gidiyorum, köylüler göç etmemiş. Niye? Çünkü hani hızlı bir sanayileşme yok. Tamam şehirleşme var, insanlar göç ediyor, hani nüfus çoğalıyor ama niye sanayileşme yok? Çünkü işte az gelişmiş kapitalizm. Yani biliyorsunuz bu bağımlılık kuramı da aşağı yukarı bu tarihlerde, tam da hatta 1966'da Andre Gunder Frank Development of Underdevelopment, az gelişmişliğin gelişmesi makalesini yayınlıyor. Ama ben onu çok sonra, yani o sırada onu okumadım. Yani hakikaten öyle. Wallerstein'i de okumadım. Zaten Wallerstein bu 1960'lar, yani benim işte 1965 yılı bu, hani 64-65 ders yılı, bu rural sosyolojiyi aldığım yıl, hani o dönemde Wallerstein Afrika'da çalışıyor. Ve de henüz daha dünya sistemi analizine falan ulaşmamış. Samir Amin var mesela, yine hani Fransa, Mısır, hani orada her ikisi de, hani daha sonra dünya sistemi analizine geçecek olan iki kuramcı da Afrika'da çalışıyorlar ve henüz ona ulaşmamış durumdalar. Biliyorsunuz Wallerstein'in ilk makalesi, yani bu dünya sistemi analizi 1971-72. Kitapta World System kitabı cilt 1, birinci ciltte 1974 tarihlidir. Yani şunu demeye getiriyorum. Aşağı yukarı ben bu girişte Paul Baran'ı, işte Mübeccel Kuray'ın anlattıklarını, yani hem köy araştırmalarından, Antalya köy araştırmalarından, şey Adana köy araştırmalarından, hem de hani onun şehir sosyolojisinde anlattıkları, köy sosyolojisinde anlattıkları, hem de onun kadar önemli Niyazi Berkes'in 200 yıldır niçin bocalıyoruz diye bir kitabını buldum o sırada. Yani düşünün, yani ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçmiş bir öğrenciyim ama o kadar çok işime yaradı ki Niyazi Berkes'in bu kitabı. Yani tamam Beyce Bora'nın hani toplumsal yapı araştırmaları falan da var. Zaten hani Ebu Beccal Kuray zaten onun öğrencisi veya o ikisinin öğrencisi. Her neyse, yani ben orada o 60 sayfalık bu kitaba giriş kısmında işte modernleşme kuramının karşısında az gelişmiş kapitalizm, yani bir anlamda ben ona adını vermedim ama yani bağımlılık kuramı veya hani işte şeyin Wallerstein'in hani üç ne diyelim merkez yarı çevre ve yarı çevre diye kavramlaştırıldığı bu üç dünya kavramlaştırmasını, hani ben daha çok üç dünya ama üçüncü dünya birinci dünyaya da benzemiyor, ikinci dünyaya da benzemiyor. Yani benim hani şey ettiğim bu. Bu üç mesela, yine de o sıralarda üçüncü dünya üzerine de bir kitap okumuştum. Yani şu anda yani dönüp bakmam lazım. Hakikaten işime yaramıştı. Bak ona referans vermem lazım. Bir Fransız sosyoloğun yazdığı bir şeydi. Üçüncü dünya diye bir kitap.
Yani hatta onun bir şeyini yapmıştım, tanıtımını yapmıştım. ODTÜ'de öğrencilerin çıkardığı bir dergide filan. Yani hani birinci dünya, ikinci, üçüncü dünya kavramlaştırmasını ben bunu yaptıktan 5 yıl sonra Wallerstein işte bu hani şeyin hatta o makale dünya sistemi analizinin yükselişi ve düşüşü hani düşüşünü de öngörüyor. Çünkü 1974'te bunu yazdığında hani onun açısından, onun analizler açısından çok önemli olan 1968 devrimi olmuş ve hani bu üç dünyada veya merkez çevre ve yarı çevredeki bütün hareketlerin yani bir anlamda hani sosyalist, bürokratik sosyalist hani Sovyetler Birliği'nin işte Birinci Dünya hani Refah Devleti'nin işte o dönemde krize girmesi ve Üçüncü Dünya ülkelerindeki bu ulusal kurtuluş savaşlarının vaat ettikleri hani kalkınmanın dönüşümün gerçekleşmemiş olmasının bir şeyidir diyor 1968 ve dolayısıyla hani bir sistem analizi bağlamından hani baktığımız zaman artık işte o Brodel'in hani sözünü ettiği longue durée zamanının bu sistemin dolduğunu, sonuna gelindiğini ve çatallanmanın hani olacağını işte bütün zaten kitaplarında yazıyor ve de biliyorsunuz bunu da yazdım ben. Benim bir blog spotum var. Orada yazdım. Çünkü 2019'da hem Eric Olin-Wright'ı hem Wallerstein'i kaybettik. Wallerstein'in de o 500. commentary'leri vardır ya. Hiç okuyanınız oldu mu bilmiyorum. Yani ben hakikaten 1990'ların 98'de başlar o. 2019 1 Temmuz'una kadar devam eder. Biliyor musunuz bilmiyorum hikayeyi. Demiş ki Wallerstein kendisine 500. yazınca artık duracağım. Keşke durmasaydı. Çünkü 500. yazdı, duruyorum artık dedi. Biraz sonra kısaca özetleyeceğim onu. Ve 2 ay sonra da öldü maalesef, kaybettik. Yani belki de hani 15 günde bir onu yazıyor olması onu yaşatıyordu. Ne bileyim. Ama kendisine de söz vermiş yani 500. yazacağım o. Ve de hani şöyle, bu bir son, bu bir başlangıç. Hani bu 500.'ünün başlığı da buydu. Ve diyor ki işte sonunda yani 20 yıldır, 30 yıldır söylediğim şeyi göremeden, göremedim, göremeyeceğim de muhtemelen ben. Ama ümidim odur ki bu dünya sistemi, yani bu sistem bifurcation'a girdiğinde hani iki yönde gidebilir. Bir, şimdi olduğundan daha sömürücü, daha hiyerarşik, daha eşitsizlikçi bir daha zalim bir sistem olabilir. Yani şimdikinden bile daha zalim olabilir. Bu mümkündür, tarihte görülmüştür. Veyahut da hani daha demokrat, daha eşitlikçi, daha özgürlükçü bir sistem olabilir. Ve de geçiş döneminde olduğu için hani kaos kuramı açısından hani kelebeğin çırpması, bir yerde fırtına oluşturması gibi her birey bir şey yapabilir ve 1968'e benzer bir dönüşümün olması için siz kendinizden başlayın. Kendinizi dönüştürün. Ve dünyayı dönüştürün filan gibi bir bak. Neyse, yani Amerikan geleneğini anlatırken kendi araştırmama girdim. Çünkü hakikaten tam da bu çerçevede benim araştırmam oluştu. Hani işte Samiram'ın işte Mısır'dan çıkarak, Wallerstein yani Amerika'dan, Andre Gundar Frank Latin Amerika'dan, zaten Latin Amerika'da bir bağımlılık kuramı geliştiriyor. Yani ben de hasbelkader kendi hesabıma Türkiye'den bu bağımlılık kuramına ve bu dünya sistemi kuramına adım attım ama daha sonra başka yerlere gittim şu ana kadar anlattığım şekilde. Şimdi peki Türkiye'deki sosyoloji nedir? Veya ne değildir Türkiye'deki sosyoloji. Yani biliyorsunuz yani şöyle bir önerme bir kere hani söylemek lazım. Her bilim gibi sosyoloji de tarihsel olarak
oluşmuştur. Yine bakın bu konuşma boyunca hep bu oluşum meselesini, yani oluşmuştur. Ne zaman oluşmuş? İşte Fransa geleneğinden hani başladım. Fransız devrimi öylesine alt üst etmiş ki işte aristokratik mutlak mutlakçı devletin ve işte dinin hakim olduğu toplumu ortaya çıkan bu alt üst olmuş toplumun bilgisini üretecek yeni bilimlere ihtiyaç var. Bu yeni toplumun bir kere ekonomisini üretecek bilgi işte ta Adam Smith'ten 18. yüzyılın ortasında başlamış ve sonra İskoç hani political economy. Siyaset bilimi esasında hani çok geleneği olan bir şey. Yani bu yeni toplumdaki devleti anlatan bir siyaset bilimi var. Ama devletin ve hani ekonominin dışında bir toplum var, sivil toplum var. Hani aileler, şehirler, köyler, dönüşmüş göçler, çatışmalar, krizler, işte bunun bilimi olmalı. Hani işte Kont, Saint-Simon, yani şartlar oluşturuyor. Bir anlamda mesela fizik bilimi durup dururken oluşmuyor. Fizik biliminin oluşması için de mesela bilginin arkeolojisi ve kelimeler ve şeylerde hani Foucault gösterir. Yani ilk başlarda hiç de öyle doğa diye bir şey yok. Yani hani mesela İslam geleneğinde bu 11. 12. yüzyılda İbn-i Rüşd'e falan böyle bir hani doğa şeyden ayırarak kendimizden veya hani Tanrı'dan ayrılan böyle dışsal bir hani ancak bu kavramlaştırıldığı zaman hani 17. yüzyılda doğa kavramı ve onun bilimi ve hani giderek diğer süreçler kimya yani ancak bu tarihsel yani bilim akıl tarihsel olarak ortaya, toplumsal ve tarihsel, evet, toplumsal ve tarihsel. Şimdi Türkiye'de de sosyoloji tam da Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması, yani artık yani 1880'lerde falan, hani tamamen Hindistan gibi, Çin gibi sömürgeleştirilmemiş ama hani düğün umumiyeyi düşünecek olursan hani niye sömürgeleştirilmemiş bir de o var. Çünkü hani yine Wallerstein vari bakacak olursak Hollanda hegemonyasından sonra dünya sistemi içinde bir İngiliz hegemonyası var bir süre sonra tekrar bir ara şeyler var. Sonra tekrar bir İngiliz hegemonyası. Tamam 1880'lerde dünyada İngiliz hegemonyası hakim. Ama bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'na yeni hani İngiliz hegemonyasına meydan okuyan yani zaten Fransızlar sürekli meydan okumuşlardır hani hep çekişme içinde olmuşlardır ama bir de şimdi artık Alman sanayiyi, Alman kapitalizmi, Alman devleti henüz kurulmamış ama işte 1870'ler tabii kurulmuş artık Alman devleti, Bismarck falan yani onların bir Osmanlı'ya girişi var ama İngiliz hegemonyası da var. İşte Fransa'da var. Hatta Rusya'nın da şeyi var yani öyle denir ya işte büyük güçlerin mücadelesiyle yani neye mücadele yani tamam Osmanlı olduğu gibi kalsın işte kendi çıkarlarımıza göre onu şu yönde veya bu yönde etkileyerek dönüştülerim. Hani 1880'de sonunda Diyun-u Ümumi'yi kururum. Hani doğudan doğruya içeri girip borçları kendileri vergileri toplayıp kendilerine olan Osmanlı borçlarını ödüyorlar. Evet bu arada hakikaten soluksuz Özgür Hanım öyle bir konuştum ki şeye bakmak durumunda kaldım. Sanıyorum sürem doluyor ama ben de not alıyoruz hocam. Tamam ben de toparlayacağım. Şimdi toparlayacağım. Tam da Türkiye'de sosyolojinin
emerge edisleri işte yavaş yavaş hani Şerif Mardin yine hani bir Becel Kıra'yı andım ama Şerif Mardin de benim hocam ODTÜ'de siyaset sosyolojisini ondan aldım. Tabakalaşmayı da ondan aldım. Dolayısıyla evet şimdi genç Osmanlılar hani genç Türkler hani onlar yavaş yavaş ya Osmanlı toplumu var evet bir ekonomi de var evet. Devlet var tabii, devletin bekası çok önemli, evet. Falan hani ya Avrupa'da, Fransa'da da o zaman Fransız yani şey olarak, kültürel olarak yani hem Rusya hem Osmanlı Fransız etkisindedir. Yani Fransa'nın, yani Fransızca'nın böyle bir hani Franco lingua yani dünya dili olma durumu hani daha sonra onu İngilizceye kaptırıyor ama o dönemde Fransızcadır. Dolayısıyla Fransa'dır, Fransızcadır. Hani oradan etkilenme işte tam da Osmanlı İmparatorluğu dağılıyor. İttihat Terakki, Ziya Gökalp. Yani Ziya Gökalp tam da böyle hani merkeziyetçi yani o kitabında hani neden Marksist değil Dürkheimci olduğunu anlatır. Hani nasıl Dürkheim işte kültüre yani medeniyet kültür ilişkisine nasıl değer verdiği ve nasıl hani daha çok değişkenli bir yaklaşım sergilediği oysa ki Marx'ınki işte tek nedenli filan hani ama Ziya Gökalp hakikaten ortaya çıkmakta olan ulus devletin ulus devlete toplumla ilgili bilgi sunma yani hani yani tabii hani İttihat Terakki'nin ve daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın hani ideolojik bilgisi var ama hani ideolojik tamam yani tamamen ideolojik değildir diyemeyiz yani Ziya Gökalp'in yazdıklarını ama yine de hani işte hani bilim olma kaygısı yani bilim olma kaygısı hani işte doğa bilimlerinden sosyal bilimlere hani tarafsız olunacak işte mümkün olduğu kadar verilerle desteklenmeye çalışılacak hani o sırada yanlışlamacılık yok hani söylediğiniz şeyleri yanlış hani yani böyle hani buna benzer bir şeyi daha merkeziyetçi bir şekilde ve o döneme daha uygun hani devletçi yani hem Osmanlı'nın hem de kurulmakta olan Cumhuriyet'in merkeziyetçi geleneğine yakın bir yaklaşım olarak Ziya Gökalp sosyolojisi hani İstanbul Üniversitesi'nde 1913'te aşağı yukarı 1903 veya 5'tir Dürkheim'in Fransa'da ilk hani sosyoloji derslerini vermeye başlatması sosyoloji kürsüsü. Gerçi 1897'de hatta 93'te falan Amerika'da ilk sosyoloji dersleri verilmeye başlıyor. İşte biliyorsunuz 1913, 14, 15 o yıllarda da Ziya Gökalp İstanbul Darülfünun'da sosyoloji derslerini veriyor. Yani sosyolojinin ilk böyle şey Türkiye'nin düşünce dünyasına veya hani bilimsel dünyasına bir köşeden girişi öyle. Hani biliyorsunuz sosyoloji tarihinin şeyidir. Onun karşısında da Prens Sabahattin hani daha İngiliz ademi merkeziyetçiliğini savunan yani merkeziyetçi şeyin karşısında eğer ancak hani şöyle bir değerlendirme yapılabilir. Yani İngiltere'de işte toprak aristokrasisi işte kapitalistleşmiştir elmemidir hani acaba Osmanlı çaşrasındaki işte ne diyelim toprak sahiplerini ticaret sahiplerini hani çevreden doğru aşağıdan yukarıya doğru falan gibi hani böyle bir o döneme göre ütopik ama sürekli bu hani Türkiye'deki ideolojik tartışmanın bir kutbu olmuştur. Hani işte özel mülkiyetçi ve devletçi gelenekler. Hani bu sosyoloji de yani o da
yine Fransa'dan etkilenerek ama Fransa'da Fransızların İngiliz geleneğini örnek gösterdikleri bir yerden doğru bir örnek vererek başlıyor. Sonra biliyorsunuz yani İstanbul sosyoloji geleneği, işte Hilmi Ziya Ülken, Fahri Fındıkoğlu, yani bunlar da birisi Edebiyat Fakültesi'nde, birisi İktisat Fakültesi'nde, iki ayrı ekol oluşuyor ama yani hani işte Ankara'da da aşağı yukarı 1939-40 o yıllarda Ankara Üniversitesi'nde Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde işte o zamanki sosyal bilimlerin içinde bir hani felsefe, sosyoloji, psikoloji birlikte, bunlar genel olarak hani şu anda öyledir biliyorsunuz, hala felsefe grubu öğretmenliği falan vardır ya, biz öğrencilerimizi hani bu üçlü içinde sertifika almalarını yönlendirir. Ama bak sertifikalarını öğretmen oldun. Neyse, bugün de öğretmenler günü. Öğretmen olanlarınızın öğretmenler gününü kutluyorum. Bakın birdenbire bu sertifikadan doğru felsefe grubu dersleri, sosyolojide o derslerden birisi ama yani hani ben bunu Bücel Hoca'nın ağzından dinledim. Hani, hani bir yanda felsefe var. Hani o da oranın derslerine girdim diyor. Bir yanda psikoloji var. Ama kendisi biyolog veya doktor olmak istiyormuş. Ama bir şekilde Muzaffer Şerif'in, Niyazi Berkes'in ve Behice Boran'ın topluma yaklaşımı hani hani somut diyor. Yani böyle hani işte o sırada mesela 1942 yani ondan önce 1940-41 Behice Boran'ın Manisa köylerindeki, yani dağ köyleri, ova köyleri, yani hayır, doğrudan doğruya bizzat köylere gidiyor, araştırma yapıyorlar. Niyazi Berkes, Ankara köyleri, yani Muzaffer Şerif, onun ilk bu algı deneyleri, hani toplumsal grup nasıl oluşur ve bireyin algısını hani hareket etmeyen bir nokta, yanındaki arkadaşlar hareket ediyor, sağa doğru kayıyor, oysa ki sağa doğru falan kaymıyor, duruyor, hatta sola doğru kayıyor ama grup sağa doğru kayıyor. Yani bu deneyleri vardır Muzaffer Şerif'in Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. Yani daha sonra biliyorsunuz Amerika'ya gitmek zorunda kalıyor, zaten hepsi çil yavuz gibi dağılıyor biliyorsunuz 1947-48'de dil tarihte. Hani oradaki gelenek, işte benim de etkilendiğim, yani Behice Boran Michigan Üniversitesi'nden alıyor. Niyazi Berkes Chicago Üniversitesi'nden alıyor. Yani hani buraya geliyorlar. Muzaffer Şerif yine hani oradaki, şimdi unuttum hangi üniversite. Ama bir Amerikan sosyolojisi, yani ampirik, verilere dayalı artı Marksizm. Yani Alman hani Marksizm artı Amerikan sosyolojisi, dil tarih Ankara sosyoloji geleneği. Oradan işte Bübecel Kıray'ı orada ilk doktorasını yapıyor. Sonra Northwestern Üniversitesi'ne gidiyor. Antropolojide bir doktora daha yapıyor. Dönüyor. İstanbul Üniversitesi'ne giremiyor. Her iki yere de giremiyor. İşte sekreterlik yapıyor falan. O sırada doçentlik tezini yazıyor ve işte 1961'de Orta Doğu'da sosyal bilimler bölümüne doçent olarak giriyor. Ve orada hemen işte bu Ereğli araştırması, yani benim hani en çok etkilendiğim ve hani işte tam da bizim, benim öğrencilik dönemim, bu Adana araştırması, işte Muzaffer Şerif aynı zamanda, hani burada İbrahim Yasa bir yandan hani yine Amerika'dan doktorasını yapıp dönmüş. Yani o gelenek içinde yani hem daha Amerika'ya gitmeden, hani ben azileşmişlik yaklaşımını Amerika'ya gitmeden ama Amerika'dan gelen hocalarımdan etkilenerek ampirik araştırma geleneği, alan araştırması geleneği, artı hani sözünü ettiğim işte Paul Baran Sweezy, yani Amerika'daki Alman geleneği, yani Marksist gelenek, hani Türkiye'deki Marksist gelenek, Amerika'daki Marksist gelenek bir şekilde, ama yani bu
Yani mesela Behice Boran'ın bir makalesi vardır. American Journal of Sociology sanıyorum o dergide. Yani Amerikan sosyolojisini eleştirir. Yani Amerikan yani hani Dürkheim'den, Weber'den bütün oradan gelerek sonra Türkiye'deki sosyolojiye benzer bir şekilde Niyazi Berkes'in de yine Amerikan dergilerinde yani bu hani Sahiteş'in indeksli diyoruz ya şimdi böyle o hani o dergide yine böyle bir makalesi vardır. Hani biraz önce anlattığım şekilde Türkiye'deki sosyolojinin gelişmesini anlatırlar. Hani esasında ben şöyle düşünüyordum ama artık ona yani hani bunlardan etkilendiğimi söyledim. Kemal Karpat'tan da etkilendim, onu da söyleyeyim. Çünkü bir dönem o da hocam oldu. Sonra arkasından diyordum ki belki de alan araştırmalarıma girerim ama girmeyeyim. O zaman hani o biraz önceki ne var ne yok bilgisayara sormuşlara benzer. Ben burada durayım. Başka bir vesileyle de belki de yani o köylerde yaptığım araştırmaların daha sonra nasıl işte GAP bölgesinde yaptım, işte Çağlar Keyder'le birlikte nasıl işte kırsal dönüşüm yolları araştırmasını yaptım. Daha sonra yine işte fındık üretimi yani yeniden bir tarım reformu döneminde nasıl yani onun devamları. Sonra aynı yıl hani köy araştırmalarını yaptım ama 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiğimiz yaz da bu sefer Kırıkkale ve Keskin'de araştırma yapıp bu az gelişmiş kapitalizm kavramlaştırmasını devlet şeyiyle şehirleşen Kırıkkale'de ve şehirleşmeyen sanayileşen Kırıkkale'de ve sanayileşmeyen Keskin'de ve yani Keskin'de yani girsin agricultural involution kavramı tarımsal ticari evrilmeyen karmaşıklık ama peki devletin askeri yatırımlarıyla sanayileşen Kırıkkale'de de oradan emekli olan küçük üreticilerin hani atölyeler açmışlar hakikaten hani kapitalizmin başlangıcıdır. Görüyorum hani orada görüyoruz daha doğrusu onlarla derinlemesine görüşmeler yapıyoruz. Peki hani bir atılım yapıp fabrikaya dönüşecek mi bu? Hani nasıl olabiliyor biliyorsunuz İngiltere'de falan ilk bu manifaktürden sanayiye geçerken hani bu zanaatkarlar, küçük üreticiler birleşir bir fabrika yani iki yoldur o. Hani ya bir tüccar, ticari bir sermaye onları bir araya getirir. Hani meşhur Adam Smith'in hani çivi yapan değişik insanlar, ya toplu iğne yapan, hani onları bir araya getirdiğiniz zaman iş bölümüyle birlikte üretkenliğin artışı, hani fabrika örgütlenmesinin, o merkezileşmenin, hani merkezileşmeyi arıyorum. Hani bu insanlar, hani bu emekli olmuş bu zanaatkarlar, tamam iyi bilgililer, çok iyi tamirat yapıyorlar. Bazı traktör bozulduğunda tamir ediyorlar, parçalarını üretiyorlar. Ama bir araya gelip traktör üretmiyorlar. Ne zaman traktör üretecekler? Hani neden az gelişmiş kapitalizm? Çünkü traktör orada üretilip buraya satılıyor ve hani buradaki traktör üretmeye geçecek örgütlenmeyi engelliyor. Hani bu az gelişmişlik kuramının veya işte Wallerstein'in kuramının şeyi odur ya yani çevre ülkeleri ve yarı çevre ülkeleri yani merkezin iç bölümü çerçevesi içinde hayır siz bunları yapacaksınız. Yani biz o zaman öyle derdik. Hani gazoz üretmeye bize müsaade ediyorlar. Sanayileşmemize müsaade etmiyorlar falan. Yani böyle tepiniyorduk. Yani bu hani 3. sınıftan 4. sınıfa geçmiş öğrenciler bir yandan da yani bu 1900 dediğim gibi 66'dan yazıyorum ben o kitabı. 67'de yayınlanıyor 67'nin başında. Kırıkkale Keskin araştırması 67-68'e bağlayan 68 hareketine doğru da gidiyoruz. 68 hareketini hani 69'da Ocak'ta ODTÜ'de öğrenciler rektörlüğü işgal ediyorlar. Ben o sırada ama ben o işgalde yokum. Necdet Erdar diye bir hocam vardı. Biz Bahattin'le birlikteydi falan diye bir
bir sempozyumda söyledim. Hani teorik olarak öyleydi, sanal olarak öyle anlamında söylüyor. Yani ben o sırada Chicago Üniversitesi'ndeki rektörlük işgalini gözlemliyordum. Ve yakalanmayıp, hani yakalanırsam sınır dışı edilirim diye korkarak, ama hani yine Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümündeki hocalarımdan birisinin de genç hocalardan birisi 68 kuşağı, o işgal edilmiş olan yönetim rektörlükteki bir katta yani bu yaptıkları şeyin sosyolojik olarak ne olduğunu anlatıyor. Onu dinliyordum, tamam mı? Yani öyle bir şey. Neyse ya, anmadan tam durayım dedim. Duramadım. Ama bütün bu araştırmalar daha sonra eğitim sosyolojisine, din sosyolojisine, afet ve deprem sosyolojisine, son dönemlerde çok afet ve deprem sosyolojisi anlat hocam diyor hoca öğrencilerim falan. Böyle bir güzergahım oldu. Başka bir vesileyle anlatırım belki de onları. Evet Özgür, ben burada susuyorum. Canım hocam, çok hocam, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, sorusu olan varsa hocamıza şey yapalım, çok da yorduk kendisini. Aşağıdan yazarak sorabilirsiniz ya da bir şey olmazsa kendi şeyinizi açarak, mikrofonunuzu açarak sorabilirsiniz. Evet, memnun belki oldum. Belki dernek başkanı olarak önce ben bir kendime torpil geçsem olur mu hocam? Tabii canım, tabii. Evet. Öncelikle yazdım aşağıya mesajlara. Kadir Cangızbay hocamız da YouTube üzerinden izliyormuş. Size selamlarını iletmemi istedi. Aa, memnun oldum. Evet. Onu öyle arada belirteyim. Peki hocam, yani son dönemde özellikle genç arkadaşlarımızın bizim derneğimizle de en çok bağlantıya geçtikleri, sordukları sorulardan bir tanesi şu. Ben mesajları görmeye çalışıyorum ama Özgür hocam, ben mesajları göremiyorum. Hani öyle mi? Tamam, bunu yazmıştım zaten, tamam, hocam. Peki. Kadir hocam tamam, selamlarını iletti size. Tamam, peki. Tamam. Şöyle bir soruyla çok sık karşılaşıyoruz. Evet. Ve biz aslında biraz da şunu da sorguluyoruz. Geldiğimiz aşamada sosyolojinin meslek yönü son derece öne çıktı. Ve bu bilginin kaynağı elde edilme biçimi ve bunun istihdam ve iş alanına yansıması ve bu ikisi arasındaki denge. Yani sosyoloji bilim mi meslek mi meselesi çok son dönemin en önemli tartışmalarından bir tanesi. Sizin bu konuda genel düşünceniz nedir? Tabii ki bir bilimdir, bu yadsınamaz, ama evet, onun meslekle olan ilişkisini, şu aşamadaki ilişkiyi en azından doğru kurulmuş bir ilişki olarak yorumluyor musunuz? Evet, yani bu soruyu nasıl düşünelim? Yani şimdi bir kere sosyoloji alanda diyelim, yani meslek olarak çalışmaya başlayan sosyologlar kimlerle birlikte çalışıyor? Veya hani onların yapacağı işleri başka kimler yapıyor? Hani alanda öyle bir şeye bakmak lazım. Veya biz hani başkalarının işlerini nerede yapıyoruz? Hani ya da şöyle soralım hocam, biz ne, evet, yaparız ya da yani hani meslek olarak? Ama şöyle bir şeye gidiyordum. Hani şu anda benim görebildiğim kadarınca alanda hani psikoloji var, değil mi? Hani işte psikolojinin bu tanıtım döneminde hangi bölüme geldin falan diye gelirler. Psikoloji hocam diye gelir. Ya bak, psikoloji var ama sosyolojide şöyle de böyle de hani falan diye sosyolojiyi anlatmaya çalışılır, ama gençler hani insanın ruhsal sorunlarını, psikolojik sorunlarını çözecekler. Hani en önemli şey odur. Hakikaten alanda psikolojinin de çok büyük bir görünürlüğü var. Yani bu mesela 1999 depreminde
hani sosyologlar olarak hani benim araştırma yaptığım alanlardan birisi. Ama yani sivil toplum kuruluşu olarak Psikologlar Derneği öylesine oradaki hani bu travma filan. Tamam. Peki başka kim var? Sosyal hizmet tabii ki var. Hani işte sosyal hizmet, psikoloji ve sosyoloji sanıyorum birbirimizin yerine daha çok. Ama bir süre sonra tabii psikologlar eğer hani klinik psikoloji yönünde gitmişlerse artık onlar hani o yola girmiş oluyorlar. Artık sosyoloji oraya doğru gidemiyor. Ama diğer alanlara hani lisans, sosyoloji lisansıyla alanda ne yapıyor sosyologlar? Genel olarak bir kurumun araştırmalarını yapıyorlar, değil mi? Veya o kurumun hani toplumsal ilişkiler ne diyeyim PR'ını yapıyor belki de. Belki de insan kaynakları hani bu sefer çalışma ekonomisi falan onunla bir araya geliyor. Hani ben şu anda daha çok diğer sosyal bilim meslekleriyle alanda ilişkisi nasıldır? Bunu hani nasıl yani sosyologlara eğer biz hem lisansta hem yüksek lisans ve doktora vererek yani şimdi doktora almış olmak demek ille de akademide olmak demek değil. Yani alanda da doktoral olarak çalışılabilir. Hani meslek olarak sosyolog kurumlarda o kurumların yani değil mi, Türkiye'deki kurumlar ne kadar etkin veri toplayıp analiz edip ona göre toplumsal politikalarını oluşturabiliyorlarsa o kadar iyi değil mi? Hani zaten bir anlamda sosyolojinin hani ortaya çıkış nedenini genel olarak sivil topluma, sivil toplum kuruluşlarına ve tabii en başta devlete, devletin politikalarına veriler yani bilimsel verileri, analizleri, bilgiyi, bulguları koymak ve hani toplumun daha eşitlikçi, daha özgürlükçü, daha demokrat yönde dönüşmesine katkıda bulacağını dilemek. Ama yani sosyolojik bilgi hani ille de buna katkıda bulunacak de, tam tersine de hani yani bilim öyle bir şey yani atom parçalamayı öğrenince atomu hani bomba olarak da atabiliyoruz. Atom parçalamasından hani elektrik de hani üretebiliyoruz şey olarak. Yani bilim de öyle ama sosyoloji hani diğerleri kadar nötr bir bilim değil. Yani bir yandan da yani sosyolojinin temel bir yani toplumun daha fakir kesimleri, daha ayrıcalıklı olmayan kesimleri, daha dışlanmış kesimleri, daha çevreye doğru itilmiş olanlarının bilgisini hani değil mi? Hani tamam tabii ki sanayi sosyolojisi, sermaye birikimi, odalar nasıl yani o zaman tabii ki hani en büyük şey sahibiyle de bir görüşme yaparız. Bir derinlemesine görüşme holding sahibiyle de. Ama hani biz daha çok köylülerle, işçilerle, yoksullarla, işsizlerle çalışırız. Yani hani hem alanda meslek olarak hem de yani bilim olarak, sosyal bilim olarak sosyoloji. Hani ya bilmiyorum. Hani benim daha fazla uzatmadan söyleyebileceklerim bunlar. Ama sorunuzun cevabı oldu mu bilmiyorum Özgür Hocam. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Chat kısmında sorular geliyor hocam size. Çin'le ilgili bir öğrencimiz, arkadaşımız. Chat kısmını nereden açabilirim? Hemen. Acaba? Şurada chat. Tamam. Evet. Açtığınız zaman tamam, görebilirsiniz. Evet, Çin ya, hakkında ben... evet ne düşünüyorsunuz diye sormuş tamam. Bir arkadaşımız. Son zamanlarda uzun ön plana çıkması sosyoloji ile sosyal hizmetin arasındaki farkın. Sizce biraz, sosyoloji... Evet, bağlantılı. Ona biraz cevap verdim ona biraz. Evet. Yani
Farkı ne? Yani çok da fark yok. Ama sosyalizme daha böyle bir uygulama. Uygulama. Yani hakikaten evet. Sosyalizmetteki yani bizim komşu bölüm bir dönemini tamamen bir kurumda hiçbir başka bir ders almadan geçiriyorlar. Sosyolojide ise biliyorsunuz hani işte sosyolojik yöntem 1 ve 2 özellikle 2'de alana çıkılıyor. Sonra bizim mesela 3. sınıfta bir niceliksel araştırma yöntemleri uygulaması var. Hani orada çıkıyorlar. Hani bir de uygulamalı sosyoloji falan. Yani onlara göre daha az alan tecrübeleri oluyor. Ama onların da hani kuramsal hani araştırma yapma alanda hani sosyologların çok daha donanımlı oldukları hani hem kavram geliştirme hem veri analiz etme bu sefer onlarda yok. Hani ama bir sosyal hizmet uzmanıyla bir sosyolog birlikte çalışırsa çok güzel olur. Hoş olur. Neyse bu soruya böyle bir cevap vereyim. Ondan önceki soru neymiş? Hindistan hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş evet, hocam. Çin hakkında ne düşünüyor? Aman evet doğru hızlı yükselişi. Evet. Vallahi Çin, şimdi bu hegemonyalar meselesi var. Hani Wallerstein'de biliyorsunuz hani Hollanda hegemonyası, İngiltere hegemonyası, Amerikan hegemonyası. Ama Amerikan hegemonyası işte 1968 devrimiyle düşüşe geçiyor. Peki hani yeni dünya düzenindeki hegemonik ülke hani Amerika hala en büyük. Askeri güç, en büyük ekonomi, bilimsel alanda hani en üniversiteleri ön planda olan olmaya devam ediyor ama hani Çin'de geliyor. Acaba bir sonraki hegemon Çin mi olacak falan diye düşünülüyor ama biliyorsunuz hani ben onu YouTube sayfama da koydum. Bu İmparatorluk kitabının kitabı üzerine hani bir saat kadar konuştum geçen gün. Negri ve Hart da hayır bu hani ulus devlet egemenliği paradigmasından küresel egemenlik paradigmasına geçiştir. Hani bu bağlamda tamam Amerika'nın hani ulus devletlerin belirli fonksiyonları vardır. Hani işte monarşi yani imparatorluktaki monarşi fonksiyonunu ulus devletler yerine getirir. Çin'de olabilir bu. Ama esas küresel düzenin sermayedir. Hani küresel sermayedir. Aristokrasisi diyelim. İşte uluslararası sivil toplum kuruluşları ve hani henüz harekete geçmemiş olan bütün bilişsel, duygusal emek de hani üçüncü neyse yani hani dünya şeyini Wallerstein vari mi, Negri ve Hart vari mi hani hangi çerçevede kavramlaştıracağız ve Çin'i ve Amerika'yı ve Avrupa'yı ve Rusya'yı hani nerede oturtacağız ve Çin'in beni en çok korkutan yükselişindeki olay bu sanal teknolojiyi yani bu dijital teknolojiyi öylesine geliştirmiş durumda ki bütün insanların yüzlerini tanır ve onların yani bu toplumsal kontrol dijital toplumsal kontrol teknolojisini aşırı düzeyde geliştirmiş olmaları hani zaten hiyerarşik bir örgütlenme içinde hani yani komünist kapitalist yani bir hibrit bir şeyi hani buradan nereye gidecek diye biraz korkarak bakıyorum ben, endişelenerek bakıyorum. Evet, böyle cevap vereyim ona da. Peki, şuradan chat kısmını aşağı yukarı... Şöyle bir soru var hocam. Hocam, çağ sosyolojisi hakkında evet. Düşünceleriniz
nelerdir ve yeni toplumsal düzenin, daha doğrusu çağın yeni adımlarını attığımız bugünlerde sosyoloji nerelerde görüyorsunuz? Son durumumuz ne olur? Nasıl değerlendirirsiniz? Sevgi ve saygılarımla Evet. demiş Evet, evet. arkadaşımız. Yani biraz ben hani sanıyorum yani cevaplamaya yani hani ne yaptım? Wallerstein, Habermas ve Negri ve Hart, hani diyelim ki üçlüsünün, Bauman, hadi Bauman'ı da işin içine katayım. Yani bu dörtlüyü, bu dörtlünün hani işte içinde yaşadığımız dünyaya bakışının her birisinin tek tek anlatabilirim ama Bauman'ın şu şeyiyle anlatayım. Bauman'ın bir videosu vardır, dinlemişsinizdir. Yani şu anda içine girdiğimiz o müphemlik, belirsizliği anlatmak üzere diyor ki şöyle düşünün, bir uçakta gidiyor bütün yolcular. Hani işte dünyadaki insanlar, yani onun bir benzetmeyle gidiyor. Birden bir süre sonra havalandı, gidiyor. Herkes bir şeyler içiyor, yiyor, sohbet ediyor filan. Kokpitten bir duyuru. Bu bir kokpitte bir pilot ve yardımcı pilot bulunmamaktadır. Bu bir pilotsuz bir uçaktır. Otomatik olarak uçmaktadır. Ancak otomatik olarak uçuyoruz. Fakat gideceğimiz yerdeki havaalanı henüz inşaat halinde, bitmemiş inşaat. Dolayısıyla oraya inemiyoruz. Şu anda başka bir havaalanı da, alanına da inecek durumda değiliz. Sizi otomatik şey olarak, otomatik pilotun bilgilendirici aygıtı olarak bu haberi sizinle paylaşmak istedim diyor diyelim. Yani şu anda sosyoloji hani bir anlamda dünyadaki insanlarla böyle bir bilgi paylaşıyor. Yani bir belirsiz bir dünyadayız. Nereye doğru gittiğimizi bilmiyoruz. Yani her an benzinimiz bitebilir, uçağın benzini düşebiliriz. Hepimiz ölebiliriz veya belki bir mucize bir yere ulaşırız. Yani hani bir ekstrem bu. Öbür ekstrem ise bu Negri ve Hart'ın dediği ekstrem. O da alabildiğine, yani bütün dünyanın çokluğu, yani bütün profesyonelleri, mühendisleri, sosyologları, psikologları, yani bütün üniversite mezunları sermayenin, şu anda sermayenin emrinde, hani onun şeylerini yapıyorlar. Ama biraz önce söylediğim gibi hani bir emergence, yine burada da yani ne diyorlar, çokluk, hani tek tek ülkede değil, bütün ülkelerdeki bütün üreticilerin, yani bütün bu bilgi bilgi üreticileri, duygu üreticileri ve veya hani maddi üreticiler, hani maddesel olmayan emek, hani yani bütün bunlar aynı anda, hani kuşların bazen olur ya Kuşlar filminde, bütün kuşlar bir anda ne nasıl olduğunu fark etmeden bir yere saldırırlar. Veya ben çocukken arıların nasıl, hani erkek arılar, diğer arılar falan böyle seyrediyordum. Birdenbire hepsi birden benim üzerime çullandılar falan. Annem ya yakındaymış, beni aman yakaladığı gibi götürdü. Neyse hani aman yok bir şey buldular falan, kurtuldum. Hani diyorlar ki yani çokluk ancak hani böyle bir hani kuşların, karıncaların bir anda harekete geçip şeyleri gibi bir anda bütün dünyada harekete geçip bunu dönüştürebilirler, daha eşitlikçi, daha demokrat bir şey. Veya hani şu anda dünya çok daha, yani daha önceki olandan çok daha kanlı, çok daha hiyerarşik, çok daha eşitsizlikçi bir küresel hegemonyanın, küresel hakimiyetin, küresel egemenliğin altındadır. İşte ancak bunu işte bütün dünyanın emekçileri, yani buradaki çokluk üyeleri dönüştürünceye kadar. Valla şimdiki durumumuzla ilgili hani
birisi çok belirsizlikçi, birisi çok belirlenmişli. Yani biliyorsunuz sosyolojinin temel paradoksu budur. Yani hani ne kadar voluntarizm, ne kadar determinizm, yani bir volun, yani bir belirlenmemişlik durumu, bir de tamamen belirlenmişlik durumu ile ilgili bir şey söyledim arkadaşımın, Nüket Odabaş arkadaşımın, şimdilik yeterli olur ümit ederim diyelim. Evet, ben aşağı yukarı gidemiyorum bu chatte, dolayısıyla Özgür hocam şu an yeni, bakıyorum yeni hocam varsa, Nüket arkadaşımız teşekkür etti cevabınız için. Tamam. Sanırım başka soru var mı arkadaşlar? Başka soru sormak isteyen yoksa küçük dikkat da olabilir. Evet. Şimdi hocam dedi ya beni çok etkiledi. Tamam, yani sosyoloji yapmak yani Habermas'ın yaptığı gibi olur. Bourdieu'nun aslında yaptığı gibi olur. Evet, özendiğimiz tamam, şeyler. Tamam, cevabı yani sosyoloji nedir değil mi? En sonunda yani bundan hani, başka ne cevap söyledim başında da, en sonunda da yani cevap bu. Cevap yani, bu. Kesinlikle hocam. Evet. Veya işte ben hani kendi yaptığım gibi sosyoloji yapıyorum, yapmaya devam evet. ediyorum. Ama evet. Hani Bauman'ın yapma yolundan da. Yani en son mesela Eric Olin-Wright'ı anlattım yine şeyde. Mesela evet. Eric Olin-Wright'ın hani 1968 gençliğinin bir şeyi olarak 70'lerdeki hani Amerika'daki nicel araştırmalar geleneği içine nasıl yine nicel bir ama pozitivist olmayan post-pozitivist evet. yani Marksist bir sınıf analizi yaklaşımını geliştirip hani bütün dünyaya da sunup hani karşılaştırmalı sınıf araştırmaları yapıyor. Hani işte ben mesela Hayriye Erbaş'la da biz o geleneğe hani bir noktadan evet, işte yine bizim evet. daha önce Kırıkkale'de yaptığımız araştırmanın revisitini yaparak ama bu sefer hani Eric Olin-Wright tın sınıfsal analiz çerçevesinde ve niceliksel veriler toplayarak hani o çelişkili konumlar, hani temel sınıflar, çelişkili sınıflar, ara sınıflar, hani onları da bir anlamda onlarla ilgili veriler duruma getirerek hani bir araştırma, yani böyle bir çıkışlar yapabilir sosyoloji. Yani bu çıkışları da hani var olanların hibritiyle bir hibrit. İki, alanda çalışarak. Masa başında değil. Arkadaşlar şu değil, bakın hani mesela bir romancı üzerine şimdi, yani benim de okuduğum kitaplarını bir romancı üzerine 15-20 tane yüksek lisans tezi var. 5 tane, 8 tane doktora tezi var. Yani bir romancı, tamam mı? Ya söyleyin bu hani Kurtuluş Savaşı Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatır bir kitabında, diğerinde Kurtuluş Savaşı'ndaki yüzbaşıyı anlatır. Bir romancı Kemal Tahir. Kemal Tahir. Evet, Kemal Tahir üzerine mesela, tamam mı? Tamam, edebiyat sosyolojisi, tamam. Hani bir tane tez, iki tane tez, tamam. Ama yani 15 tane tez, 18 tane tez, hani hayır arkadaşlar, tamam o romanı okuyun, hani bir tane, ama alana gidin, alan yani evet. araştırma. Bu yani dolayısıyla. Evet. Aslında hocam bana bu Bourdieu'nun Dünyanın Sefaleti. Yani evet. müthiş bir eser, çok geniş bir sağ çalışmasına yıllara yayılan gerçekten. Ve onun sonundaki evet. o kitabın sonundaki Understanding diye bir bölüm vardır. Evet. Yani anlamak. Hani anlamak. Orada yani araştırmacının bizim nasıl mürit ve işte çöp toplayıcılar üzerine bir araştırma yapıyorsak o çöp toplayan İşçinin de bizim mürşidimiz olduğu. Yani o hani ve hani öyle bakmak durumundayız. Yani sen benim şu anda mürşidimsin. Ben senin
dünyanı anlamak istiyorum. Evet. Senin mantığını anlamak istiyorum. Senin duygularını anlamak istiyorum. Senin acını, tatlını, sevincini. Hani bu. Alana çıkmak demek bu. Yani dolayısıyla hani peki Bourdieu'yla bitireyim bu şeyi de. Evet. Biliyorsunuz şöyle bir cümlesi var Bourdieu'nun. Araştırmasız kuram boştur diyor. Boş, evet. Kuramsız araştırma kördür diyor. Evet. Hakikaten eğer kuramınız yoksa araştırma veri yığınıdır. Ve nitekim onu da görüyorum. Böyle ya çok, illa de bir anket uygulama gerekiyormuş. Çok hocam. Ben gideyim bir anket buluyor bir yerden uyguluyor onu. Yani çoğu frequency distribution yani tek değişken da, yani çapraz tablo bile yapmadan yok. Hani işte şey alan araştırması. Hayır o değil. Yani araştırması. Hani yani oradaki gömülü kuramı bulmak üzere alan araştırması. Yani hem niteliksel hem niceliksel ikisini de birleştiren alan araştırması. Neyse evet. Fazlaca şey ettim Pınar beni şey ettim. Evet. Hocam son olarak arkadaşlar şöyle sorularınızı biraz böyle birleştirerek soruyorum. Pandemi sosyolojiyi nasıl etkileyecek? Bir de biliyorsunuz bazı dünyanın bazı bölgelerinde üstelik böyle son derece tırnak içinde söylüyorum bunu tabii gelişmiş ülkelerde işte pandemi kısıtlamalarına karşı çeşitli eylemler yapılıyor. Bu işte bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyor. İşte aşı karşıtlığı ile ilgili çok böyle ciddi gösteriler yapılıyor. Hani evet. Bu durumun sosyolojisi nedir? Yani pandemi ve sosyoloji arasındaki ve bu evet. Gösteriler arasında siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Bunları evet. Böyle birkaç soru gelmişti. Ben böyle bir derleyip toplayarak tamam güzel iyi birleştirdim. Bununla da bitirelim bununla isterseniz. Da zaten bitirelim. Sizin 2 saatlik evet. Süreniz doldu ben gibi geliyor bana. Evet. Ben birkaç dakika uzatma şansım var hocam. Tamam peki. Şimdi şöyle. Yani çok ilginç bu virüs. Yani virüs bizi çok seviyor. Yani daha doğrusu bizim konumuzu, nesnemizi, yani toplumsallaşmayı çok seviyor. Yani diyor ki toplumsallaşın, kucaklaşın, sarılın birbirinize. Hatta bir adım öteye gidiyor. Yani geçen gün birisi benim şey olduğuma inanmayan varsa French kiss verebilirim falan diyor. İnandırmak üzere yap. Yani nedir bizim alanımız? Socius dediğimiz şey nedir? Toplumsal ilişkiler değil mi yani? Yani kahve içme bahane. Esasında sohbet, bir araya gelmek. Ne kadar bir araya gelir, toplumsallaşır, toplumsal ilişkiler ortaya çıkarsa virüs de onun üzerinden surf yapıyor. Yani onun üzerinden işte baksanıza yani nerelere kadar hani Wuhan'dan başlayıp dünyanın nerelerine kadar yayıldı. Yani toplumsallığın esasında toplumsallığı çok seviyor ama toplumsallığın düşmanı. Çünkü hani biz onu durdurmak için onun bizi yok etmesini bir yandan da hani bize toplumsallaşın ben çoğalayım diyor. Ama yani hani öldürmeyecek kadar öldürüyor. İşte biz yaşlıları öldürüyor filan. Böyle bir hani durum var hakikaten veya kronik hastalıklı olanları. Hatta komplo teorileri var. Hani işte dünya yaşlıları artık çok yaşlandı özellikle Avrupa falan hani ama hani Çin'den çıktı deniyor. Çin'de de o kadar ya neyse yani ben komplo teorilerine inanmam. Yani komplo teorisi çünkü sosyolojinin tam zıttıdır. Yani sosyolojik açıklama yapamıyorsanız komplo teorisi yaparsınız hani bana göre. Dolayısıyla komplo teorilerine gitmiyorum. Şuraya döneyim. Evet virüs toplumsal. Biz de şimdi şu anda virüsün yaygınlaşmaması için toplumsallaşmanın tam tersini değil mi? Toplumsallaşmayın diyoruz. Mesafe koyun diyoruz. Kucaklaşmayın diyoruz. Aman izole olun, kapattın kendinizi diyoruz. Filan hani şeyin tam tersini. Ama neyse ki işte bu bilgi iletişim teknolojileri devrimi hani 1960'lardan başlayarak
dünyaya yayıldı. İşte uydu teknolojisi, bütün o ve dolayısıyla hani birbirimizle yüz yüze gelip hani virüs tomurcuklarını ne diyelim damlacıklarını yani benim yakınımda olsaydınız siz kesin eğer ben virüslü olsaydım siz de virüslü olurdunuz. Görüyorsunuzdur yani ağzımdan hakikaten damlalar yayılıyor ki yani genel olarak zaten filmlerde gösteriyorlar yani birisi hapşırınca yani nasıl ne kadar mesafeye hani gidiyor. Neyse onu yapmıyoruz. Onun yerine hani şurada ben istediğim kadar damlacık göndereyim. Sadece benim ekranıma düşüyorlar bunlar. Size ulaşmıyor ama sizleri görüyorum. Yani hani böyle bir teknolojiyle biz şimdi ne diyoruz? Uzaktan eğitim yapalım. Aman yüz yüze gelmeyelim. Uzaktan ticaret yapalım. Aman şeye girmeyelim. Hani alışveriş merkezine veya Migros'a hani şeyden ısmarlayarım filan. Hani böyle bir zaten bir dijital genişleme devrim neyse hani o oluyordu. Bir şekilde bu virüsle birlikte hani yüz yüze gelmeyelim, mesafeli olalım diye bu hani bu sanal toplumsallaşma diyelim. Yani sanal cemaatler sosyolojisi yani gelişecek herhalde. Yani hani zaten bu chat odaları falan vardı. Hani iletişim sosyolojisinde arkadaşlar çalışıyorlardı. Hani şimdi o herhalde böyle bir işte bu yani biraz önceki Çin sorusunda da yani bu Çin'in bu yeni teknolojiyi kurarak hani ne tür bir gözetim bu gözetimsellik hani bu şeyle gelen gözetimsellik hani bu herhalde dünyada toplumsal ilişkilerin daha çok gözetildiği ve hani Foucault-vari kontrol edildiği yani gözetilerek kontrol edildiği hani panoptikon kontrol edilmenin sanal yaygınlaşmasını göreceğiz. Yani zaten hani biz kendimiz gönülde yapıyoruz bunu. Hani ben Facebook sayfam var benim de. Twitter sayfam da var. Şimdi de bir YouTube kanalı oluşturdum. Hani falan. Yani gönüllü zaten ne yaptıklarımızı, ettiklerimizi, ne düşündüğümüzü hani anlatıyoruz diğerlerine. Hani onlar bizim her birimizin ne tür hani herhangi bir olayda ne tür davranacağımı aslında hani onun da zaten şeyi de geliştirildi şimdi. Hani neleri like etmişim, neleri etmemişim, ne tür komentler, neleri paylaşmışım. Hani onlara bakarak bir kişilik yani Facebook üyelerinin her birisinin bir persona kişiliklerinin oluşturup ve bu kişiliklerin hani mesela herhangi bir oy vermede nereye oy vereceklerini veya ne tür manipüle edilirlerse nereye doğru oy vereceklerini nin bilgisi hani bu işte yeni teknoloji hani data mining deniyor yani bu hani kitlesel veri bunlar artık hani bu Facebook, Twitter bunlar yani ve hani onları analiz etme arkadaşlar yani biz hani şeyle uğraşıyoruz alana bir yere gidip derinlemesine görüşmeler yapıyoruz işte 25 tane 30, 40, 50 falan hani biz din araştırmasında 200 derinlemesine görüşme yaptık ancak onu hani bu niteliksel veri analizleri şeyleriyle en vivo Atlas'ı kullanmıştık. Hani onunla ama hani işte 1500'lük bütün Türkiye'ye anket verdiğin zaman SPS hani kullanmak zorundayız ama 1500 bu hani 1,5 milyon, 5 milyon hani belki de milyar kişiden toplanmış verileri analiz etmeyi öğrenmek gerekiyor sizin kuşak arkadaşlar. Yani her ikisine de bakın. Yani bir yandan hakikaten big data yani bu data mining onu analiz edecek yani yazılım falan yapıyor olabilmeniz lazım. Hani şey geliştirecek
hani bu tür verileri analiz edecek, robot geliştirecek, yazılımı yapabilecek durumunu. Bazı öğrenciler belki de hani ODTÜ'de mühendislikten falan öğrencilerim olurdu. Hani onlar falan yapabilir bunu. Ama aynı zamanda da küçük iki kişilik veya işte sokak çocukları, mesela benim sokak çocukları araştırmam da vardır. Hani sokak çocukları sokakta onlarla bir arada, onlarla, yani bu iki uç arasında çok geniş bir alan var arkadaşlar. Sizlerin önünüzde açılmış. Diyerek bitireyim Özgür Hocam. Evet hocam. Ben bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama hocam size özellikle çok çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bize vakit ayırdınız. Çok keyifliydi. Her şey için sağ olun, var olun. En kısa zamanda tekrar görüşmek istiyoruz sizinle. Görüşmek üzere. Ben çok de teşekkür ediyorum. Hocam. Sizler bu saate kadar, yani şuradaki gördüğüm yüzler, hepiniz burada. Yani tek tek işte Tuğba diyeyim, Galaxy arkadaşım onun, Suna diyeyim, Osman, evet, Pınar, Hazal, Güler, tabii ki siz, hani isimler, bir de yani yüzünü görmediğim tabii Semacan, Bilge, Leman Çelik, Sinan oradan bir göründü, Hatice Özdemir, Şevval, Deniz Yıldız, evet. Mesut, yani bunlar da gördüklerim, onlara da ben teşekkür ederim. Size. Hepinize biz teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkürler hocam. Kişi katıldı, onu merak ettim ama. Hocam değişti. Bir ara 45'lere kadar çıktık. Ama ortalaması 38-40 arasında. Evet, şu peki. Son 5 dakikadır biraz şey yaptılar. Orada chatte de tabii. Görebilirsiniz. Herkes size teşekkür etti. Tamam. Evet. Çok ben sağ olun hocam. Ediyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler arkadaşlar hocam. Görüşmek üzere. Başka bir etkinlikte daha. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.